efendim. Türkiye'nin en eğlenceli yarışma programı Cevap Ver Türkiye'ye hoş geldiniz. Bravo. Evet, yine güzel bir gün, harika bir takım bizlerle olacak. İki takım ama birbirini tanıyan bir takım olacak. Karanlıkta Komedi oyununun oyuncuları gelecek. Şahane eğleneceğiz bugün. Bugün tabii ki anlamının bereket olduğundan hiç şüphelenmediğim bir hayvanın broşu var. Karınca broşu, bereket. Karıncalar, bu garanti. Karıncalar çalışkan oluyor ama. Tamam, çalışkan, bereket. Bolluk, bereket, çalışkanlık. Sen daha çok Ağustos böceği. Karınca. Şaka, mizah. Mizah. Şakayı da tam yapamadım, biliyor musun? Havaya şakayı böyle bıraktım hani biri toplar alır diye. Hiç ben Ağustos böceği gibi daha üşengeç ve şey miyim? Karınca gibi çalışkan değil miyim? Yani işte hani sen seç, ben al. Kendin çıkarımlarda bulun. Çok güzel, sağ ol. Öyle bir laf sokuyorsun ki araya sokuyorsun, artık ben topluyorum. Nereden sokacağını ben böyle hani bir araya getiriyorum. Ben şuraya bırakıyorum, üstüne alınan gelsin alsın, buyursun kocacığım. Karıcığım çok güzelsin. Teşekkür ediyorum. Bayağı güzelsin. Maşallah. Teşekkür ediyorum. Güzel. Ben Allah yapıyorum, aynı durmuyor bende bak. Bende hiç de aynı durmuyor. Bak gel birlikte yapıyoruz. Hayır, ne ha? Bu? Böyle bir şey yaptırdın bana yine Instagram'da. Olmadı sonra. Saçma sapan durdu bende. Evet. O zaman sen önce çağırıyorsun. Tabii evet, mi? Şahane bir ekip geliyor. Önce kendi takımımı çağırayım. Alkışlar Karanlıkta takımına gelsin. İşte. İrfan abicim gel, hoş geldin abicim. Gözde hoş geldin. Abicim hoş geldin. Ahmet abicim hoş geldin. İşte şahane oyuncular. Şahane mizah desen gırla. Biz burada yani ayrı bir hukukumuz da var kaptanla, daha anlatacağız. Hazırsak komedi takımı gelsin bakalım. Bravo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz canım takımım. Aşırı motive bir takım. Arkada birbirini gaza getirdiniz. Kazanacağız dediniz. Berfu sana güveniyoruz dediniz. Ben de size güveniyorum. Harika bir yapacağız takım. Bu işi. Mükemmel. Siz arkada böyle şeyler mi konuştunuz? Hani evet. Yeneceğiz, gazı. Kesinlikle konuştuk. Biz ne konuştuk biliyor musun? Ahmet abi sana sandalye lazım mı? Hani eğer yorulmazsan ben hemen söyleyeceğim falan. Birbirimizi böyle motive ettik. Yani biz daha konfora yönelik hareket ettik. Aynen öyle. Herkesin keyfi yerinde olsun ama. Bizim için önemli olan kazanmak. Bizim için konfor. Çünkü konfor olursak biz kazanırız. Öyle hissediyorum ben. Ben o zaman takımın yanına gidiyorum. Takımın yanına gidip bir muhabbet etmek ister misiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz tanışmıyoruz ama sizi uzaktan izliyorum. Hep çok beğeniyorum. O yüzden çok teşekkürler. Sizinle yarışmak çok güzel olacak. Aynen, çok keyifli olacak. Aynen. Hep birlikte inşallah çok keyifli yarışacağız. Valla çok güzel bir tiyatro oyunuyla geldiniz. Komedi tiyatro oyunuyla geldiniz. Hem birazcık takımınızdan, hem biraz tiyatro oyununuzdan, hem biraz kendinizden bahsede başlayalım. Tabii bahsedelim. Karanlıkta Komedi. Bu çok Kasım ayından beri oynuyoruz bu oyunu ve çok keyifle, çok iyi gidiyor. Seyircimiz çok güzel, sağ olsunlar. Geri dönüşleri de çok güzel oldu. İşte ekip olarak hep birlikte oynuyoruz elimizden geldiğince. Bir tek Ceren, ses ve ışığımızda. Onun dışında valla bize çok keyifli gidiyor. Bilmiyorum arkadaşların eklemek istediği bir şey var mı? Çok şeker bir ekip olduk ve hani birlikte çok eğleniyoruz. O sinerjiyi yakaladığımız için de ekstra böyle daha mutlu ve keyifli oynadığımız bir oyun oldu. İyi gidiyor şimdilik. Herkesi bekliyoruz. Ekipte en hırslısı kim şu an? Sizin takımınızdaki en hırslı. Niye herkes içeride? Ben bahsettim, anlamadım. Ben, bilmiyorum, evet öyle gözüküyor zannediyorum. Öyle zaten mi oldu? Hemen etrafına bakmaya başladığından belli. Evet, hayır içeride böyle bir herkes bir kendi adımı vermiş falan göktü. Bence aslında çok hırslı değilimdir, çok hırslıyımdır. O yüzden kendi takımıma, arkadaşlarıma çok güveniyorum. Çünkü onlar bu oyunun en iyileri. Onlar da oyunun selameti açısından vereceği cevapları düşünürlerse çok sevinirim. Peki tatsızlık çıkar mı eğer arkadaşlarından biri bilemezse? Kendi aramızda çıkar. Çıkar, evet, kesin çıkar. Ceren ne düşünüyorsun hem ekibinizle ilgili hem takımınla ilgili? Ya bilmiyorum, ben sürekli hayatta ne yaparsam bunlar beraber yapıyorum. O yüzden hiç şüphem yok, bence kazanacağız. Karşı tarafa kazanıldı. Derinden tabii, ama çok net gelen bir Ceren var. Bir şey söylemek ister misiniz? Biz şu an biz cevap hakkımızı biliniyoruz. Biz şu anda duruyoruz. Gümeç Hanım, Gümeç. Nasıl hitap edeyim bilemedim. Çok Gümeç demek istedim. Evet, ben de çok Berfu demek. Lütfen, tabii ki de Berfu diyeyim. Ben de çok memnun oldum. Çok neşelisin. Vallahi böyle ışıl ışıl parlıyorsun. Teşekkür ederim. Arkada bütün takımı motive ettin, dedin kazanıyoruz. Oraya geliyoruz, yumruğumuzu masaya koyuyoruz. Aynen. Şöyle bir şey var. bugüne kadar Göktuğ'un olduğu hiçbir takım kaybetmedi. Bak bitirdi. Bitti mi? Olay bitti. Şu an beni bitirdi. Evet. Yani Göktuğ, sana güveniyorum. Kazanacak. Niye kendin hırsı değilsin de Göktuğ'un hırsı üzerinden yani şey yapıyor? Göktuğ'un hırsı hepimiz hırslandırıyor. Anlatabiliyor muyum yani? Anlattım. Anladım. Anlattım. Peki kendine güveniyor musun? Kendime zaten güveniyorum. Tamam. Gümeç ne demek gümeç? Gümeç, bu konu çok konuşuluyor. Merak ettim. Sanat çevresinde de. Gümeç, kocaman bir bal peteğine gömeç deniyor. Bir tane altıgenin içindeki öze gümeç deniyor. Altındaki ha. Yani. Sadece bir tanesine. Evet. Sadece... Peteğin tanesi yani, bir tanesi. Evet, evet. Aa, çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Ben daha heybetli böyle yiyecek bir şey gümeç. Yani güveçi çağrıştırıyorum. Evet, evet. Çağırırken böyle insülin direncim bir şey oldu. Sen aç mısın? Acıktım ya. Sen açsın. Yemek yer miyiz? Gümeçi görünce şey yaptı. Takımıma geçebilir mi? Tabii ki geçebiliriz. Buyurun. Söyleyeceğimizi söyledik bence. Evet, biz ortaya koyduk yani. Başarılar. Başarılar arkadaşlar. İrfan Bey, insan ekibini böyle yarışmalarda tanırmış. Görüyorsun karşıdaki kim hırs küpü, kim ondan şey yapıyor görüyorsun. O sesler yayına gitti mi? Hepsi gitti. Bir sinek vızıltısı gibi bir şeyler duydum karşı taraftan. Eyvah! Bir şeyler yapacağız, şöyle yapacağız. Eyvahlar olsun. Terse vurup uçuracağız falan filan. İnşallah diye. Bu oyun devam eder sevgili izleyenler. Bu programdan sonra da inşallah birlikte turneler yaparsınız. Muhtemelen grup bugün dağılacak. Ben Ahmet abiyle iki kişilik bir oyunum var, çift terapisi. Sizi de beklerim yani Ahmet abiyle çift terapisi oyunu. Valla ekip bu abi, gördüğün gibi işte herkes delirmiş durumda. Yönetmenimiz Somer, bu grubun en genci olan Gözdemiz ve Ahmet abi tecrübe, bir adeta duayen kendisi. Duayen olarak orada duruyor. Tecrübe diyoruz, tecrübe ediyoruz. Harika. Bakalım inşallah kim iyi olan kazansın diyoruz. Biz çok iyi gibiyiz ama. Hayır biz ben bir şey söyleyeceğim mesela. O gün bugün biliyor musun? Bence de. Şimdi değilse ne zaman be kardeşim? Bugün sana kazandım. Geldik. Ver koy koyu. İşte bu. Altı yarışmadın. Bu işte. Eser yenenlerin askerleriyiz kardeşim. Biz şöyle bir şey oldu. Biz İrfan'la da ayrı bir grubumuz var. Orada konsol oyununda büyük coşkulu bir grubumuz var. Orada da gerçekten gaz vermesi, ekibi gazlaması, manipüle etmesiyle meşhurdur. Yani sen kazanıyorum zannedersin, o seni hörü kaybettirir gibi. Farenin kulak ısırması gibi yavaş yavaş. Yarışmayı ve şeyi çok iyi bilir. O yüzden bugün özellikle bu takımı da ben istedim. İrfan'ın olduğu takımı istiyorum dedim ben. Çünkü ben de onun kaybettiği... Ni görmedim. Peki bir şey soracağım. Sen mi daha çok kazanıyorsun İrfan abi, Eser mi daha çok? Eser o konuda bir dünya markasıdır. Evet, onun hakkını verelim. Aa, lütfen. Evet Gözde, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de İrfan'ın olduğu takımı istedim. İstedin. Evet, senin gibi düşünüp dedim ki yani yaparsa İrfan yapar ama bir yandan da yani biz hep böyle bir ortak amaç için çıkıyoruz. Evet. Yani sahneye ilk defa ayrıldık. Gerçek yüzlerini şu an görüyorum arkadaşlarım. Bir çirkinleşecek ya. Ne gördün atlar kaçın. Ne umduğunda ne gördün ne buldun. Ne oldu şimdi? Bilmiyorum ya, ben birleşiriz. Daha da birleşiriz çünkü turneler var. Yani dikkatli olmak lazım. Belki oyunun yönetmeni misin Somer? Evet abi. Hocam bir yandan aynı zamanda da oynuyorum da. Hem oynuyorsunuz hem yönetmenisiniz. Evet, evet. Belki ekibi siz birleştirirsiniz. Evet arkadaşlar, bu yarışma bugün var yarın yok. Yani 3-5 puanın gazına gelip çirkinleşmeyin. Adamı hasta etmeyin, daha aylarca belki de yıllarca güzel gideceğiz. Mart'ta 10 küsur oyun var. Bunların kaşeleri var. Lütfen biraz da saygı. Bence o kısmı siz iyi düşünün. Yani ben kaybedersem bilmiyorum. Yoktu, çok güzel. Yani bir yandan da şey var. Burada da bir ekibin 200.000 lira kazanma şansı var. Ay, onu da biliyorsun. Biz kazanacağız. Onu artık hep beraber tiyatromuza. Senin oyuna gelip dansçı olurum kardeşim. Hiç önemli değil. Sizin oyuna gelip dansçı olurum. Hiç önemli değil. Bakın bizi çirkinleştirmek için para kozunu kullandık. Farkındasınız değil mi? Yani 200 var. Yine arar isterseniz bize girin. Bizim para yakalanacağımıza düşünüyorsan çok haklısın kardeşim. Çok doğru bir yerdesin. Yürü oradan. Evet. Sen bizi parayla satın alamazsın evlat. Andıramazsın sizi değil mi? Hocam, Ahmet hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Gerçekten bizi ayırdığınızı zannediyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Şu an biz öyle ayrı gibi dururuz ama dışarı çıktığımızda hep birlikteyiz. Aslanlar gibi iş yapar mısınız? Peki burada nasıl olsa dışarıda birleşeceksiniz. Çok çirkinleşir misiniz Ahmet abi? Rica etsem yani yarışma gereği o benim çok işime yarar. Yarışma heyecanı olarak çok ciddiye almıyorum arkadaşları. Doğal yani bu. Zaten biz kazanacağımız için hiç yorum yapmaya bile gerek duymuyorum. Çok güzel. Bu kadar. Ahmet abi çok güzel oldu. Birliğinizden nasıl dönüş? Çok güzel. İşte duayen, işte sanatçı. Ahmet abi bravo. Hoş geldiniz tekrardan. Evet. Önce kim başlayacak sorumuz var. İkinizde de butonlar var. Sorumuz geliyor. Sorumuzun cevabının baş harfini veriyoruz. Hemen tahmin ettiğiniz gibi basıyorsunuz. Kim basarsa önce. Zeynep sana güveniyor. İlk kavga buradan çıkar. O cevap veriyor. İlk kavga buradan çıkar. Bakalım göreceğiz. Önce sorumuzu alalım. Eurovizyonda ülkemize birincilik kazandıran şarkıcı nokta noktadır. Baş harfimizi görelim. Aa, evet. Ben de basıyorum anlamda ya. Güzel basarım çünkü yıllardır yarışmalarda hep basmışım. Yazıklar olsun. Sertap Erener. Bravo.